Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 28.01.2020 Salı günü bugün toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iç tüzün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Engin Altay, İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili. Öneri: Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin genel görüşme ve meclis araştırması yapılmasına dair görüşmeler kısmında yer alan olası depremlere karşı bina onarım ve güçlendirme çalışmalarının incelenerek bu konuda yaşanan aksaklıkların saptanarak giderilmesi amacıyla verilmiş olan 10/312 esas numaralı meclis araştırma önergesinin görüşmesinin genel konu 28.01.2020 Salı günkü bugünkü birleşimde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Kocaeli Milletvekili Haydar Akar konuşacaktır. Buyurun Sayın Akar, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Öncelikle Elazığ depreminde, Elazığ'da ve Malatya'da yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Evet, 99'a tanık olmadık arkadaşlar. 99'u yaşadık. Yaşayanlardan bir tanesiyim ben 99 depremini. Tanık olmak farklı bir şey, yaşamak farklı bir şey. İki tane çocuğumu o ilk 45 saniye süren, daha sonraki yine hemen peşinden gelen depremde bir kolonun kapının altında nasıl koruyacağımı düşünürken o depremi yaşıyorduk. Hep birlikte yaşadık ve o günkü 17 Ağustos 99 depremini ve 12 Kasım 99 Bolu depremlerine baktığınızda 17.733.000 vatandaşımız canını kaybetti. Biraz evvel söyledi arkadaşlarım, bunlar bizim akrabalarımızdı, bunlar bizim eşlerimizdi, bunlar bizim çocuklarımızdı, bunlar bizim annelerimiz, babalarımızdı. Gerçekten o günlerde çok acı şeyler yaşadık. İnanın buz pateni yapılmıştı, olimpik buz pateni İzmit'te morg olarak kullanıldı. Olimpik buz pateni morg olarak kullanıldı. Cenazelerimizi cenaze namazı kılmadan kireçleyerek gömüyorduk o günlerde. Sakarya etkilenmişti, Yalova etkilenmişti, İstanbul'un bir kısmı etkilenmişti, küçük bir kısmı. Kocaeli en çok etkilenen ildi, Eskişehir dahi etkilenmişti. Bugün düşündüğümüzde bu illerin toplam nüfusu İstanbul'un 1/4 arkadaşlar. Eğer 1/4 nüfusla, o tarihte o nüfus da yoktu ama 1/4 nüfusla 17.000 şehit vermişsek, deprem şehidi vermişsek, bugünkü rakamları İstanbul için telaffuz dahi etmek istemiyorum. Böyle kötü günler yaşadık ama görüyorum ki bundan hiç ders almadık. Çünkü burada bir araştırma önergesi veriliyor, yine reddediliyor. Ben 2011'de milletvekili oldum. Her 17 Ağustos'ta meclis açık olduğu tarihlerde burada konuşma yaptım. Çeşitli zamanlarda araştırma önergeleri verdim. Hepsi reddedildi. Hepsi reddedildi araştırma önergelerinin. Şimdi tekrar bir araştırma önergesi veriyorum. Gerekçelerim var bunun için. Dedim ya, en çok merkez üssü Gölcük'tü. En çok Kocaeli'de akrabalarımızı, vatandaşlarımızı kaybettik. İnanın sevgili arkadaşlar, kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Evet, çeşitli kanunlar çıkartıldı. Kentsel dönüşüm kanunları çıkartıldı. Farklı deprem vergisi geldi. Bunların hiçbirini 21 sene geçmesine rağmen Kocaeli'nin en ufak bir ücra köşesinde dahi görmedik. 2018'de sadece Gölcük'te 544 konutluk bir kentsel dönüşüm projesi yapıldı. Ama Kocaeli'de bugün hemen söyleyeyim rakamları, 2012'de valilik tarafından aslında depremden sonra tespit edilen 617 binanın yıkılması gerektiği söylenmişti. 2012'de valinin yaptırmış olduğu bir çalışma sonucunda 3756 binanın yıkılması gerektiğini, oturulmaması gerektiğini ifade etmelerine rağmen bunlar toplamda 9971 konut yapıyor arkadaşlar. 9971 konut, sadece Kocaeli'den bahsediyorum. Bunlardan 4200 tanesinde kiracı oturuyor, kiracılar oturuyor. Ben bu evleri tabut evler diyorum, tabut evler. İstanbul depremi olsun, Kocaeli depremi olsun, Sakarya depremi olsun, Allah göstermesin,
gösterdiği anda bunlar içindeki insanlarla beraber yıkılacak ve yine bu kürsülerden biz onlara taziyelerimizi bildireceğiz. Yaralılara acil şifalar bildireceğiz. Her depremden sonra ben bu kürsüde bunu söylüyorum. 3 gün sonra unutuyoruz. 3 gün sonra unutuyoruz. Maalesef depremle ilgili Türkiye'nin hiçbir köşesinde bir çalışma yapılmıyor. Akademisyenler bağırıyor. Biz tanıdık olmadık, yaşadık diyoruz. Biz bağırıyoruz canlarımız gitmesin diye. Yapmayın Allah aşkına diyorum. Kanal İstanbul için 75 milyar diyeceğinize 75 milyarla Türkiye'nin tüm konutlarını halledersiniz. Hasarlısını, hasarsızı, orta hasarlısını halledersiniz. Bilin ki bunu yaptığınız zaman insanlar size dua eder. Ama Kanal İstanbul için size küfrederler. Çünkü 100 yıl boyunca o Kanal İstanbul'un vergileri bu vatandaşın cebinden çıkacak. Sizden rica ediyorum, sizden bir kez olsun Türkiye'deki vatandaşların sıkıntılarına derman olmanızı diliyorum. Japonya'da depremlerde 1 milyon kişide bir kişi ölüyor arkadaşlar. Japonya'da 1 milyon kişide bir kişi. Diğer deprem ülkelerinde 1 milyonda 4 kişi ölüyor. Türkiye'de 16 kişi ölüyor. Tamamlayın lütfen Sayın Akar. Teşekkür ederim. Türkiye'de dediğim gibi 16 kişi ölüyor. Biz bunu yapabilir miydik? Yapabilirdik. Rahmetli Ecevit'i buradan bir kez daha anarak söylemek istiyorum. Bir deprem vergisi konmuştu. İletişim vergisi adı altında çeşitli vergiler vardı. 2004'te sizin iktidarınız dönemindeki geçiciydi bu. Sizin iktidarınız döneminde bunlar kalıcı hale getirdiler ve özel iletişim vergisi adı altında birleştirildiler. 64 milyardan bahsediyoruz. Bugüne kadar toplanan para, bu kentsel dönüşüm ya da diğerlerinden alınan imar barışlarından alınanlardan bahsetmiyorum. Bu 64 milyarla bugün Erzincan'da kaybetmiş olduğumuz 41 kişi yaşıyor olacaktı arkadaşlar. Van'da kaybetmiş olduğumuz 600 kişi yaşıyor olacaktı. Ama bir kez daha görüyoruz ki siz bundan ders almamışsınız. Ders almamışız. Hep birlikte, kendimi de katarak söylüyorum, ders almamışız. Gelin hep birlikte Türkiye'nin birinci önceliği bana göre. Yoksulluğu geçtik, açlığı geçtik, asgari ücreti geçtik. Önemli olan vatandaşımızın canıdır diyoruz. Gelin birlikte. Tamamlayın lütfen Sayın Akar, bağlayın. Gelin 5 siyasi parti birlikte araştırma komisyonumuzu kuralım. Bu komisyonun hazırlayacağı önceliklere göre de Türkiye kaynak yaratabiliyorsa yap işlet devlet modelleriyle, efendim öyle olmazsa kamuyla yaratabiliriz dediğiniz kaynakları önce vatandaşımızın canı için kullanalım. Hatta daha ileri bir şey söyleyeyim. İstanbul'da milyona yakın konut stoğu var. Eğer varsa bu gücümüz, paramız, bu depremden etkilenecek konutlardaki vatandaşlarımızı buraya yerleştirelim. 20 yıllık faizsiz kredileri açalım. İnsanlar rahat nefes alsın. İnsanlar yaşama tutunsun. Her birimiz, hepimiz, özellikle batıda yaşayanlar, Anadolu Ege'de yaşayanlar, deprem bölgelerinde yaşayanlar, herkes endişe içinde arkadaşlar. Herkes endişe içinde. Sizden rica ediyorum, gelin bu önergeye destek verin ve hep birlikte bir araştırma komisyonu kuralım ve bunun çözümlerini bir an önce hayata geçirelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Akar.